Arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Yılın bu son haftalarında yine geçtiğimiz günlerde okuyup bitirdiğim bir kitabın videosuyla karşınızdayım. Bu kitabı ya da kitabın esinlenildiği Dark dizisini mutlaka hepinizin duyduğuna, izlediğine ya da bir noktada gördüğüne eminim. İşte kitabı da en az dizisi kadar kafalarda soru işareti uyandıran cinsten. O halde videomuza başlıyorum. Bu videomuzun kitabı Townhouse'a ait Zamanda Yolculuk. Kitap hakkında gerçekten söyleyeceğim çok fazla şey var. Zaten bu şekilde eğer diziyi şayet izlediyseniz kitabı bu kapaklı birebir orijinal olarak gördüğünüze eminim. Peki kitapla dizi aynı mı ilerliyor? İşte birazcık aralarında farklılıklar mı var? Yoksa tamamen bu kitap fake mi? Özellikle aslında bunun üzerine duracağız. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ama ilk önce ben bu kitabın genel olarak diziden alakasız bir şekilde, çünkü diziyi izlememiş olabilirsiniz, raftan çekip satın aldığınızda neyle karşılaşacağınızı söylemek istiyorum. Kitapta yine diziden tanıdığımız Charlotte karakteri karşımızda. Charlotte'nin burada babası rolünde Townhouse çıkıyor. Biliyorsunuz ki kendisi bir saat ustasıydı. Yine burada da ve bu kitabı yazmak için dizide epey cebelleştiğini hepimiz biliyoruz. Townhouse yine burada bir saat ustası. Ve vakti zamanı gelince kendisi ölüyor. Bütün mirasını, yani saatçi dükkanını, saatlerini vesaire tek çocuğu olan Charlotte'ye bırakıyor. Bunlar tamamen aslında söylediklerim spoiler değil, aynı zamanda arka kapak bilgisi. Ve Charlotte de kendi işini bırakıyor bir noktada. Babasının kendisine miras bıraktığı saatçi dükkanını alıp bir şekilde işletmeye çalışıyor. Derken kendisine bırakılan saatlerin aslında sıradan değil, tamamen sihirli saatler olduğunu bir noktada elbette ve zaman içinde zamanla oynamalar yapabildiğini keşfediyor. Charlotte de bunu keşfettikten sonra ilk iş olarak kendi cebini dolduruyor. Her mantıklı insanın yapacağı gibi aslında. Ve ondan sonra da zaten zaman korucuların ortaya çıkmasıyla, zamanı alıp kendi lehine kullanmak isteyen kötülerin, yani Adam'ın ortaya çıkmasıyla beraber bütün her şey tam bir kaos halini alıyor. Her bölümde, her etapta farklı bir zaman korucusuyla, su, ateş, hava, bunun gibi zaman korucularıyla karşı karşıya kalıyor ve onlarla beraber bir maceranın içine atılıyor. Finali ciddi anlamda biraz kitabın tamamen gidişatına göre değişikti. Güzel bir ters köşe yapılmıştı. Aa, mükemmel, öldüm bittim denilecek bir ters köşe değildi bu ve bunun gibi kitaplara kıyasla. Güzel bir nüans olmuş, ayarında olmuştu. Bu kitapla ilgili anlatabileceğim genel olarak bu. Karşılaştığınızda babasından kalan bir saat dükkanını alan ve işleten, zamanını da en başta kendi lehine kullanan, ondan sonra da zamanın kendi korucularına, zaman sapmalarını engellemek isteyen insanlara yardım eden bir kadının maceralarını okuyoruz. Ve kitap daha devamı gelecek şeklinde bir son buluyor bu arada. Ucu biraz açık bırakılmış. Sanırım zaten 2-3 diye başka kitapları da gelecek. Gelelim, ben bu kitabı okur muyum? Veya 2 ve 3.sünü alır mıyım? Yani okur muyum derken gelecek olan seriyi okur muyum? Asla okumam arkadaşlar. Şimdi gelelim bu esas kısma. Bu kitabın Dark dizisiyle uzaktan ya da yakından alakası bile yok. Öncelikle onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Diziyi bitirdiğimde ağzımdan böyle resmen salyalar akar ya, bir şeyden çok etkilenirsiniz. Ben o durumdaydım. Zaten beni biliyorsunuz, pek böyle aşk işte bilmem ne, ben o tarz değilim. Ben daha çok böyle bilim kurgu, işte fantastik, her şey okuyayım ama bunlar yani. Benim şansıma ben Dark'ı çok geç başladım. Yani son sezonu hemen böyle bir hafta boşlukla falan ya da arka arkaya, yani bir anda izleyip bitirdim. O yüzden araya zaman girmediği için çok da fazla bölümleri unutmadım. Evet, son sezonda birazcık böyle paralel evren olayı beni yormaya başlamıştı. Nitekim bu kitapta da yine paralel evrene değiniliyor. Ama dizi bittiğinde her bölümde, her saniyede en çok durdurup bir dakika ya şimdi bu kimdi? Bu nasıl oluyor? Dediğim bir diziydi kendisi. Dizinin içerisinde bu kitabı gördüğümde ilk bölümde daha kafamı not ettim. Ben bunu dedim kesinlikle bir bulayım, bir araştırayım nedir diye. Arkadaşlar, dediğim gibi bu kitap kesinlikle ve kesinlikle Dark'ın kitabı değil. 2 tane 3 tane isim oradan alıntılanma yapılmış. Charlotte'miz var, saat ustamız var, bir de Adam'ımız var. Bu kitap bana göre ne biliyor musunuz? Dedim ya, dizide nasıl sürekli soru işaretleriyle, böyle kafa yanmasıyla geçiyordu bölümler. Bu kitabı okurken de son 80 sayfa benim için işkence oldu. Çünkü bir kadın düşünün. Babası böyle zamanın efendilerinden biri ve kadın paralel evrenlerde yolculuk yapıyor, ona buna yardım ediyor, zamanı geri ileri alıyor, sıçramalar yaratıyor
bizim kendi dünyamıza geldiğinde ya da onun kendi dünyasına geldiğinde Charlotte Hanım, Adam Bey, hatta daha beterini söyleyeyim mi? Taos amca. Yani bu ünvanlar, bu sıfatlar, bu akrabalık ilişkileri beni mahvetti. Çeviri yapılırken bununla ilgili çok büyük bir eleştirim Instagram hesabımda zaten yaptım. Çeviri elbette ki çevirmenin işidir. Fakat çevirmen kendi taslağını teslim ettiğinde bir noktada yayın evi bunu bu şekilde diye işe müdahale edebilir. Çünkü bu yayın evinin aslında inisiyatifinde olan bir şey. O yüzden çevirmene direkt yüklenemiyorum. Fakat yayın evi gerçekten benim düşüncem doğrultusunda olaylara, isimlere, ünvanlara bu şekilde müdahale ettiyse Tanas amca, Charlotte hanım, düşünsenize Adam'ı bir düşünün, dizideki karakteri düşünün, karşınızda Adam Bey. Yani bunun olma o kadar Türkçeleşmiş ki, hani bizden biri yapılmaya çalışırken kitap mahvolmuş, bitmiş. O yüzden bu ünvanlar kesinlikle benim için bir hayal kırıklığıydı. İlk başta karşılaştığımda dedim ki ya ufak bir hatadır, hani ileriki sayfalarda durum düzelir. Asla düzelmiyor. Adamlar zamanını kırıyor, sıçrıyor, geliyor. Bu şekilde ünvanlarla benim okumam son 80 sayfada dedim ki artık yılın son zamanları bu kitabı bırakmayayım. O nedenle sırf okuyup bitirdim. Onun dışında hani imla hataları vesaire elbette vardı ama bu okumanızı etkileyecek kadar ölümcül derecede bir hata değildi. Zaten bu sıfatlar yetiyor. Bir kere bu kitap zaten Alman menşeli. Dizi Alman menşeli ve benim orada akrabalarım var. Ben onlar için betülümdür. Yani hani bir yenge, bir hala, bir abla, böyle bir kavram yok. Elbette ki dışarıya tanıtırlarken hani bir noktada teyze denir, hala denir, ismen söylenir ama bu birbirine hitapta böyle bir olay kesinlikle yok. Yani senin kalkıp bunu söyleme amca. Ya o kadar komik duruyor ki. Hele bir de kültürü az çok yakından bilen bir insan için daha da komik duruyordu. Kitap başta oradan eksiz zaten aldı. Dedim ki kendime diziyi bitirdin. Sonuna kadar devam et ki ona göre videosunu çek. O yüzden bu çok da böyle alıp okuyun videosu değil. Eğer okumak isterseniz neyle karşılaşacaksınız videosu olsun istedim. Onun dışında şöyle bir değişik tarafı daha var. Dediğim gibi olaylar peki aynı mı? Tamam, isimde böyle bir şey yapılmış. Olaylar nasıl gidiyor? Olaylar alakasız gidiyor arkadaşlar. Kesinlikle diziyle bu kitabın alakası yok. Zaten bu kitapta buna çok da fazla yüklenemiyorum. Dizinin kitabı diye birazcık da okurlar bu şekilde çıkarttı. Ben aradaki farklılıkları söylüyorum. Her şey. Yani alakası bile yok diziyle. Evet, paralel evrenlere, zaman sıçramalarına değinilmiş ama hiçbir şekilde yanından bile geçemez. Benim bu konuyla ilgili yapmak istediğim aslında esas bir şey var. Ben şunu söylemek istiyorum. Peki bu kitap diyeceksiniz ki almışsın okumuşsun Betül, neden yazıldı? Ben bunun altında açıkçası birazcık ufak çaplı böyle bir hilekarlık görüyorum. Şöyle anlatayım. Bence ortada böyle bir kitap yoktu arkadaşlar. Dizi gereği nasıl ki insanlar kocaman stüdyolar yaratıyor, gerçek gibi o ortamlarda çekimler yapılıyor ve filmler, diziler bittikten sonra biz o stüdyolara gidip resimler çekiliyoruz. Yani bu durumda da yönetmenler, yapımcılar dizi için böyle bir kitap ortaya çıkardı. Kitap dediğim boş bir kapak ortaya çıkardı. Çünkü hatırlayın, Thanos bu kitabı yazmaya çalışıyordu dizide. Böyle bu şekilde kapak çizimiyle bir şey ortaya çıkardılar. Yani tamamen kendileri kullanacakları bir şey yaptılar. Ve bunun üzerine dizi bittikten sonra o da bir dizinin maddesi olarak kenara kalktı. Fakat Almanya'daki ve %80 emeğinin bu tek bir kişinin kaleminden çıkma değil. Bu birazcık böyle ortak kolektif yazım gibi bir şey. Ve kesinlikle o grubun içinde bir Türk kesinlikle var. O kadar Türk şey var ki. Mesela bir noktada biriyle biri bir şey çıkıyor. Bu kesinlikle bir Türk filmi. Başka bunun ötesi hayatta olamaz. O yüzden o yazım grubunun içinde ben kesinlikle bir Türk'ün olduğunu da düşünüyorum. Diziden esinlenildi ve ortada gerçek bir kitap yazılmadığı için de zaten telife vesaireye girmedi. Kalktılar böyle bir kitabı bastılar. Çünkü yazarı hiçbir şekilde bulunmuyor. Ben yazarını göremiyorum. Yani insan yazdığı kitapla ortaya çıkmaz mı? Bu çok nadir bir olaydır biliyorsunuz. Kesinlikle arkasında böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya da tam tersine önce böyle bir kitap yazıldı. Fakat kitap o kadar şey bulundu ki kapak olarak gösterelim dizi dediler ve alıp üzerine devasa muhteşem bir dizi yaptılar. O yüzden dizinin fanı olmama rağmen kitabı zerre kadar beğenmedim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, basım olarak da çok kötü. Bana geldiğinde ben şey zannettim, ilk önce bende bir hata olur. Hani olur ya, her kitap aynı çıkmıyor sonucunda. İlk sayfayı açtıktan sonra şöyle kocaman bir yarıkla karşılaşıyorsunuz. Bu tamamen baskıyla alakalı.
yapıştırılmamış ya. Çok özensiz de kitap açıkçası. Dedim ki bu normal benim şansımadır. Hayır, internette diğer tanımadığım insanların yorumlarını da okudum. Onların da aynı şekilde okurken kitap ellerinde parçalanmaya başlamış. O yüzden bu kitabı size kesinlikle alıp okuyun diye önermiyorum. Ama bir yerlerde görürseniz ki Dark dizisinin kitabı var diye ve sonra bu videoya gelirseniz oradan hadi bakalım bir de Dark'ı okuyayım diyerek alıp okumayın arkadaşlar. Bu kitap bambaşka yazılmış bir kitap. Çok da yani her yerde bulabileceğiniz. Bu sadece Dark'ın adı kullanılmış burada. Her yerde bulup karşınıza çıkacak. Herhangi birinin yazmış olduğu çok da önemsenmeyecek, büyütülmeyecek bir kitaptı. Ben ne yazık ki merakıma yenik düştüm. O yüzden benim gibi sonradan pişmanlık yaşamayın diye de sizlere bu videoyu çekmek istedim. O halde arkadaşlar buraya kadar benimleyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü Türk Edebiyatı'ndan bu sefer daha önce hiç videosunu çekmemiş olduğum bir isimle karşınızda olacağım. O halde bir sonraki videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.